hocam ben abdest aldığımda ve namaz esnasında makat kısmından gaz çıkması ve orada nemlenme olabiliyor. Özür sahibi miyim? Her vakit abdest tazelemem gerekir mi? Ve namazdan sonra Kur'an okumak istesem yeniden mi abdest almam gerekir diye sormuştur. Programımızın başında da ifade ettiğiniz üzere gelen sualler içinde çok mükerrerler olduğundan dolayı onları seçtiğinizi ifade ettiniz. Evet. Ama seçmiş olsanız dahi yine bazı sorular mükerrer olabiliyor. Hı-hı. Bu meselede aslında özür sahibi ile alakalı olan bir mesele. Ki biz bunu defalarca işlemiş idik. Yine kısaca özetlemek gerekirse tekrar-ı ahsen, tekrar etmek güzel bir şeydir. Özrün bir sabit olması vardır, özrün devamı vardır, özrün nihayete ermesi vardır. Özrün başlaması ve nihayete ermesinde istimrar şartı vardır ama özrün devamında ise istimrar, yani devamlılık şartı yoktur. Bunu biraz açalım. Misal vermek gerekirse ki sualde işte yerlenmeden bahsediliyor. Bir kimse yerlenme malumunuz abdesti bozar. Peki özür sahibi olabilmesi nasıl olmalıdır evvel emirde? Bir namaz vakti, namaz kılacak kadar fırsat vermeden bu özrün devam etmesi gerekir. Yani bu özrü eğer yerlenme ise yerlenmenin devam etmesi, işte burun kanaması ise bu kanamanın devam etmesi gerekir. Evet. Namaz kılacak kadar fırsat vermeden bu devam etmişse bu kimse artık sahibül özürdür. Yani özür sahibi olmuştur. Evet. Ne yapması gerekir? Vakit girdiği zaman abdestini alır, o abdestiyle dilediği kadar namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim'e tutabilir veya abdestsiz yapılması meşru olmayan her bir şeyi o abdestiyle yapabilir. Vakit içinde ama vakit çıktığı zaman tabii o esnada o özür de devam etmişse yeniden abdest alması gerekecektir. Vaktin çıkmasıyla tercih edilen görüşe göre abdesti bozulacaktır. Peki bu özrün başlaması için aranan şart, istimrar, devamlılık, özrün devamı için bu gerekir mi? Gerekmez. Misal vermek gerekirse diyelim ki öğlen vaktinde özrünüz başladı ve ikindiye kadar hiç fırsat vermeden devam etti. Evet. Bu kişi özür sahibi oldu. Bundan sonra ikindi ile akşam arası bir kere o özrün zuhur etmesi yeterlidir. Devam etmesi şartı yoktur. Yani bir kere eğer meselemiz yerlenmekse yerlenmişse veya işte burun kanaması ise burnu kanamışsa özrü devam etmesi için yeterlidir. Devamı şartı yoktur. Bu özrün devamı. İşte akşam vakti çıktıktan sonra işte yatsı vakti girdi. Akşam yatsı arası da bir kere gözüktü. Yatsı ile sabah namazı arasında da bir kere gözüktü. Bu hala devam eder. Peki özür ne zaman nihayete erer? Özrün nihayeti ise tıpkı başlangıcı gibi istimrarlıdır. Ama istimrar adem itibariyledir. Evet. Yani özrün sabit kılan işte kanama veya yerlenme ise bunun olmaması. Misalimizde işte diyelim ki sabah vakti girdi. Sabah ile öğle arasında bu kişide hiç yerlenme olmadı. Yani sabah namazının vakti başlangıcından çıkışına kadar. Veyahut da öğle ile ikindi arasına geldiğimiz diyelim ki bu esnada hiç burnu kanamadı. Bu takdirde de bu kişi artık özür sahibi olmaktan çıkmıştır. O yüzden özrün başlangıcı için devamlılık esastır. Özrün nihayete ermesi için de devamlılık esastır. Ama özrün devamı için ise devamlılık esas değildir. Bir kere zuhur etmesi yeterlidir. Evet. O yüzden kardeşimiz diyor ki ben namaz kılarken işte yerlenme söz konusu oluyor. Ben özür sahibi miyim diyor ama bunun özür sahibi olup olmamasını kendisi bilmesi gerekir. Çünkü bu hal ilk evvel emirde, başlangıcında, ilk oluşumunda namaz kılmayacak kadar, yani namaz kılmaya fırsat vermeyecek derecede devam ediyor mu, etmiyor mu, etti mi veya etmedi mi? Evet. Bunu bilmemiz, bunu tespit etmemiz gerekir. O doğrultuda eğer bir kere böyle bir şey oluşmuşsa zaten özür sahibidir. Bundan sonra her namaz vaktinde yerlenme bir kere dahi olsa özür devam edecektir. Evet hocam, burada nemlenmeden bahsediyor hocam. Oradaki nemlenmede bir özür müdür? Yok, nemlenmeden tabii kastettiği nedir? Bunu açmak gerekir. Yani nemlenme eğer ter mahiyetinde bir nemlenme ise bu abdeste mani değil. Ama yerlenme işte affedersiniz bir akıntı mesabesinde olan bir nemlenme ise ki o mahalden gelecek olan akıntı ise abdesti bozacağından dolayı buna göre değerlendirilecektir. Evet. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz şahsı adına yani bu anlattıklarımızın detayına belki vakıf olamayabilir. Ama en azından birebir olarak karşısındaki bilen bir hoca efendiye danışarak yani fetva hattını da arayabilir. Evet. İşte benim durumum böyle.
böyle o kişilerin ona soracağı sorulara vereceği cevap doğrultusunda kendisine bir yol haritası çizecektir.